Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. A101'de satılan Pirana 10.000 mAh Slim Design Powerbank ile beraberiz. Bakalım bu Powerbank bize neler veriyor? Acaba verdiğimiz 44 lira 90 kuruşa değer mi? Hep beraber inceleyelim. Çünkü bu ürün sık sık hem A101'lerde hem BİM mağazalarında veriliyor. Başka versiyonları da veriliyor ama bu versiyonun ekstrem bir özelliği var. E, bu e, önemli bir ayrıntı. E, çünkü şu andaki yeni dönemde, yeni çağda en çok kullanılan ya da kullanılması gereken hatta çok iyi markaların bile koyması gereken ama koymadığı, maliyeti ucuzlatmak için koymadığı bir e, girişin bunda olması sadece olmasının da çok büyük bir önemi yok. Şöyle bakarsanız Type C hem in hem out olarak veriyor. Yani şu anda gerçekten piyasadaki çok ciddi rakamları da fiyatları da çok yüksekte sadece Type C giriş var. O da power bank'inizi hızlı şarj edebilmeniz için koyulmuş bir Type C girişi. Bundaki Type C girişi hem in hem out. Yani hem cihazımızı dolduruyoruz, aynı zamanda eğer Type-C to Type-C yani iki tarafı da Type-C olan kabloyu kullanırsak aynı Type-C girişinden telefonumuz ya da Type-C girişi olan herhangi bir şeyi e, doldurabilme şansına sahibiz. Hemen aşağıya indiğimiz zaman fast charging diyor 2.1 amper tabii ki şöyle düşünmeyin quick charge e, gibi bir destek değil ama e, kendi ne göre yani 2.1 amper e, hiç fena bir hız değil. Doldurmak açısından bunu bilmekte fayda var. Ee, gene ekstrem bir şey ee, burada girdiğiniz e, gördüğünüz e, iki tane USB içinden e, çıktığını söylüyor ya da ben böyle anlıyorum buradan iki USB girişini bu şekilde anlatmaz herhalde. Hemen açacağız biraz sonra ve Type C in out diyor bu kablonun da içinde olması zaten ayrı bir enteresanlık. E, bu Piranha'nın 9001 Power Bank'i. Tabii ki Çin'de herkes yaptırıyor bu dönemde plana adına. Hemen arkaya çevirdiğimiz zaman output 2x 2 çarpı USB 5 volt 2.1 amper diyor. Zannediyorum 10 watt'a denk düşüyordu. Eğer yanlışım varsa düzeltin lütfen aşağıda yorumlarda. 1 çarpı Type-C 5, 5 volt 2.1 amper gene vermiş input 1 çarpı micro usb and 1 çarpı type c input diyor. Aynı zamanda in out olduğu için bunları da belirtmiş. Lityum polimer pil olduğundan bahsediyor ki bu artık power banklarda kullanılması gereken bir şey. Çünkü çok sık doldurup boşalttığımız için polimer olan lityumun polimer olan tipi çok daha dayanıklı. 3.7 volt olduğunda söylemiş. Burada da girişlerinden Bahsetmiş ama biz bunları şahsen görelim isterseniz sevgili dostlar hemen şuradan açmaya başlayalım kutu da hiç fena değil sonuçta bunları içine yaptırıyorlar ve inanın artık böyle bakıyorsunuz yani adamlar fason olarak üretiyorlar bunları ama çok kaliteli üretiyorlar hemen şuradan bakın bu CE belgesini e, almak için herhangi bir sahtecilik yapılmıyor. Gerçekten CE belgesi var bu e, ürünlerde. E, artık bunları üretiyorlar. E, belki bu ürünün aynısı Feşmaken ülkede e, Zanzibar diye satılıyordur. Tamamen uydurdum. E, yani olabilir. E, Ahmet isminde satılıyordur. Mehmet isminde satılıyordur. Bunların hepsi olabilir. Çine gidip anlaşmasını yapıyorsunuz ve iş bitiyor sevgili dostlar. Hemen çıkaralım. İçinden defter bile çıktı e, diyelim. <laughs> evet sevgili dostlar. Ha, ürünümüze yakından bakacağız. Burada gördüğünüz e, tabi içinde bahsedilen kablolardan sadece biri çıkmış durumda. E, burada da bir kullanma kılavuzu da verilmiş. Bu da önemli bir şey. Garanti süresi o bu şeylerden bahsediyor. Hemen şuradan da bakalım. Tabi mikro çıkmış. Sizin Type-C to Type-C e, biz o, o resmi yanlış anlamışız sevgili dostlar. Buradan mikro olduğunu görebiliyoruz. E, ama elinizde varsa ya da herhangi bir yerde artık satılıyor. Rahat rahat alabilirsiniz. Çünkü gelecekte artık her şey Type-C olarak çıkacak. E, hala firmaların diretmeleri e, şimdi insanlara basit gibi geliyor ama e, bu diretme. E, şöyle düşünebilirsiniz. E, adam şu üründen, yani atıyorum Samsung firması bir Power Bank üretecek. O üründen milyon tane basıyor. E, milyon tane de e, buradaki Type-C'ye çevirmeniz işte 50 cent fark ediyor olsa çarpın milyonlarla kaç para yaptığını siz artık hesaplayın sevgili dostlar. O yüzden böyle şeylerden kaçıyorlar. Ne kadar basit gibi görünse de. Evet e, üründe çok güzel bir şey yapmış. 10 artı yani 10 binin üstünde olduğunu belirtmiş. Ve e, burada gördüğünüz şöyle basalım. 3 kademeye kadar dolu olduğunu gösteriyoruz Burada her birini e, ışığı %25 olarak düşünebiliriz. Yani %25, 50, 75, 100 düşerken de ona göre hesaplayabiliriz sevgili dostlar. Işık e, e, olması da şarj e, seviyesi olması da ayrı güzel. Arka tarafta 11 mod olduğunu ve modelini de belirtmiş sevgili dostlar. Hemen yan tarafta şurada gördüğünüz tuş var. Az önce bastığınız zaman şurada size seviyeyi gösteriyor. E, buraya geldiğimiz zaman ise 2 e, adet e, USB A girişini görüyoruz. Zaten belirtmişti 5 volt 2.1 amper olduğunu. Biri daha düşük değil bunlardan. Daha önce tanıttığımız gene ekonomik bir ürün vardı. Biliyorsunuz biri 1 amper veriyordu. Öbür taraf 2.4 amper kadar çıkıyordu. Onda da yine Type-C olarak şarj edilebilme olanağı vardı. Hemen burada micro USB görebiliyorsunuz. Yine bu ürünü şarj etmek için. Ama daha çok bizi ilgilendiren bölüm şuradaki Type-C yani Type-C. İngilizcesi. Siz nasıl kabul etmek isterseniz. Yani tip C bağlantısını da burada görebiliyoruz. Bunun in-out olduğunu e, söylüyor. Şu anda tabi o tür bir kablo elimizde olmadığı için testini yapamadık ama tabii ki kocaman kocaman en öne yazdığına göre buna inanmak, güvenmek zorundayız. Ve doldururken eğer e, telefonunuzun kablosu Type-C ise direkt buradan takıp bu ürünü de rahat rahat, gönül rahatlığıyla şarj edebilme şansına sahip oluyorsunuz sevgili dostlar. Bu iki taraftan da aynı anda tabii yüklendiği zaman, şimdi ne olursa olsun burada 2.1 amper demiş ikisine birden ama e, ikisine birden yüklendiğiniz zaman bu amper e, mutlaka bir düşüş gösterecektir. E, her zaman e, şimdi elimizde bir ölçüm cihazı yok, onu bekliyoruz gelecek ama ölçüm cihazıyla beraber e, buradan ölçebiliyorsunuz yani ikisinden aynı anda yüklendiğiniz zaman e, mutlaka o amperajda bir düşme e, söz konusu olabiliyor maalesef sevgili dostlar. E, ama genelde zaten bir tanesini kullanıyoruz. Genelde de bunu telefon için kullanıyoruz. İnceliği, inceliği zarafeti yerinde. Tabii ki plastik kalitesinden büyük şeyler beklemiyoruz ama yeterli. En azından şu öndeki dokusu ön ve arkadaki dokusu şu ara plastikten daha güzel ama çok da şık olmuş. Bence rahat rahat alınabilecek bir ürün. Hatta üzerinde barındığı teknoloji barındırdığı teknolojiyle de rahat rahat alınabilecek bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz. Fiyatı da 45 lira. Bence çok 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 uygun sevgili dostlar. Bununla ilgili söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Her zaman olduğu gibi bize abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki çanı tıklamayı lütfen unutmayın. Eğer bu ürünle ilgili paylaşmak istedikleriniz de olursa lütfen yazmayı da unutmayın sevgili dostlar. Bir sonraki ürünümüzde görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalıyorum.